Şimdi memurdan bahsettik ya. Şimdi memur tabii toplumun birçok kesimi rahat geçinemiyor. Ama bir önceki haber, izlediğiniz haber memurları ilgilendiren bir haberdi. Ve bu enflasyon denilen bu gerçek kesimleri de eziyor. Dün ekrana getirdik. Ücretli, asgari ücretle çalışan insanları getirdik. Bugün de nazlı yere basmaz size memur olarak, memur olup da enflasyona ezilenlerin sesini duyuracak. Buzdolabında ne var ne yok ona bakalım şimdi. 1600 lira emekli maaşıyla ne giriyor Kibriye Hanım buzdolabına? Bol bol turşu var. Kışlık hazırlık mı yaptınız? Evet, 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 evet. Çocuklara et var mı? Et yok maalesef. Dondurucuda? Yok. Dondurucuya da bakalım. Şöyle. Bezelye var, nohut var. Et göremedim gerçekten. Yok. Niye? Alsak da günlük alıyoruz. Aldığımız zaman dolabıyla koyacak kadar yok. Bir emeklinin buzdolabı. Taze sebze meyve et yerine bol bol kavanoz var. Sebzenin nispeten ucuz olduğu zamanlarda yapılan pazar alışverişinden bezelyeler ayıklanmış, fasulyeler turşu olmuş, toplanan meyveler de reçel. Artan gıda enflasyonu bir yana, maaşına gelen zam Ocak'ta %5,69, Temmuz'da %9,17. Yılbaşından bu yana doğalgaza gelen zam %30, elektriğe gelen de %45. İstanbul'da yaşayan emekli Celal Sarıkaya 67 yaşında hala olursa ikinci bir iş bakarak geçinmeye çalışıyor. Hayır, ben şimdi emekli olduğumda hayat daha ucuzdu. Biraz daha ucuz. Dedim ki hani emekli olursam kimseye muhtaç olmam. Ve baktım ki iş öyle değil. Bütçene göre gidiyorsun, bir bakıyorsun ki markette 150-200 lirayla çıkamıyorsun. Pirinç alıyorsun, mercimeği alamıyorsun. Mesela yani. Dört çocuğuna üniversite okuttu, evlendirdi, Bağkur primini de ödedi, emekli oldu. Yurt dışında inşaatlarda çalıştı. Yine yurt dışındaki akranları gibi gezmenin hayalini kuruyordu ama ay sonuna borçsuz çıkmanın hesabını yapıyor şimdi. Eşinin mutfaktaki tasarruf yöntemleriyle. Mesela şunlar. Onlar topladık biz Çanakkale'de. İncir. Kuruttuk onu. Kuruttunuz. Kışlık. Kışlık çıkarıp çıkarıp yiyecektiniz. Evet, evet. Para vermediniz, para topladınız. Vermedik, yok. Başka ne var? Ayva mı var? Onlar ayva, arkadaşım var Çanakkale'de, o verdi. Ayva, çok ayvası vardı. Ona tutmuştu. Da para verilmedi. Yok, vermedik. Kayısı var. Kayısı bize gönderiyorlar Malatya'dan, diyorlar ki memleketten, diyorlar. Size gönderelim de hiç olmazsa para vermeyin. Erik. Maşallah, maşallah. Tek emekli maaşıyla yazın kışı, kışın yazı planlayarak bütçelerini denklemeye çalışıyor Sarıkaya çifti. Kuruttuklarını, kavanozladıklarını çocuklarına da veriyorlar. Tabii torunlar da durmuyor. Dededen oyuncak istiyor. Dede oyuncak diyorlar. Dede diyorlar, oyuncak diyorlar ama alamıyoruz maalesef. Şu yürüyen arabalardan, elektronik arabalardan istiyor. Maalesef alamadık.